Orada bir mastürbasyon sahnesi var. Müge Anlı ile Tatlı ile Sert var ya. Ha Tatlı bunun neresinde? Ya bir şey söyleyeceğim. Ayşegül Yıldız. Yani gerçekten sen neyin kafasını yaşıyorsun? Her yerden çıkan kimden bahsediyor? Yine Sinan Akçıl. Valla sıkıldım senden. Parasını çorladım, şeyler oldu. Bak kadın baba escort. Bütün piyasa biliyor. Bir bakıyorum ki ödül töreninde Sinan annesi ödülü. Şimdi buradaki şimdi tartla ilgili hanımefendinin bir sıkıntısı var zaten. Anladın mı? O konuda evet ama nükhetçim. Geneli kapsayamazsın. Evet, Team Medya TV'de Tuğçe ile Team Magazin'den hepinize merhabalar. Yine bir magazin gündemiyle sizlerleyiz. Ne yapıyoruz? Hemen başlıyoruz. Aşk hoşlar hepinize. Selamlar. Kıyafetimi nasıl buldunuz bugün? Gerçekten bugün çok iddialı bir... Şahane gözüküyor. Değil mi? Ateş ediyorlar. Evet. Yönetimden gerekli uyarı geldiği için... Aslında yönetim dedi ki Tuğçe Hanım tişörtler olmaz dedi. Biz de efendim biraz değişiklik yaptık ve artık bundan sonra böyle diyorum. Magazin gündemi çok yoğun. Bu hafta inanılmazdı. O yüzden bence hız kesmeden başlayalım. Aşağıdaki linke abone olup Team Media TV'ye tut yapmayı unutmayın diyorum. Evet başlayalım. Şimdi biliyorsunuz Nükhet Duru ile başlayacağız şimdi bu haftanın. İlk haberi Nükhet Duru ile ilgili. Uzun süredir gündemde yoktu biliyorsunuz. Hani takip ettiğim kadarıyla da bir single, bir albüm ya da vesaire bir şey yok şu anda. Nükhet Duru bir açıklama yaptı. Hem cinsleriyle ilgili yani böyle bizlerle ilgili, bütün kadınlarla ilgili. Tight mevzusuna takmış Nükhet Duru. Ben de düşündüm niye takıyor bir insan bu tight mevzusuna diye. Açıklamasını söylüyorum şimdi. Hem cinslerinin tight giymesine tepki gösterdi Nükhet Duru. Neden? Neden bir insan tight'a tepki gösterir? Anlamıyorum. Sanatçı tunikle giyildiğinde tamam diyor. Yani tight giyiyoruz ya böyle uzun bir çarşaf gibi bir tuniğe tamam diyor. Ama sokakta çorapla sokakta dolaşan bir sürü kadın var. Buna birinin dur demesi lazım demiş. Şimdi ilk önce şunu söyleyeyim. Şimdi yani Nükhet Duru'nu bilmiyorum ama bu konuyla ilgili açıklamasını saçma buluyorum. Yani artık devir zaten böyle bir devir. Ya yani bütün kadınlar, bütün genç kızlar tayt giyiyor. Ama Nükhet'in yani Nükhetçiğimin belki taytla ilgili bir sıkıntısı var. Yani şimdi konuya buna gireceğim. Belki yani ne bileyim zayıf kadınlara karşı da bir siniri olabilir. Çünkü dediğim gibi sokakta ne oluyor? Sevgilisi varsa bile sokakta adamlar tight giyen kadınlara yani bütün erkekler bakıyor. Bu konuyla ilgili ben sadece şöyle düşünüyorum. Yani bakın tight giymek güzel ama şimdi benim gibi bir fiziğe sahipseniz yani tight giymek bence çok güzel. Yani zayıf olmanız gerekiyor. Hatlarınızın düzgün olması gerekiyor. Şimdi iki oda bir salon bir kadının mesela tight giymesini ben de mesela yanlış karşılıyorum. Yani yanlış derken yanlış demeyeyim de hani estetik durmuyor zaten. Şimdi çok kilolu bir insanın böyle vücuda yapıştığı zaman kabak gibi hani kabak gibi bazı şeyler ortaya çıkıyor. Hani ben de o yüzden bir şey söyleyeyim. Evet çok kilolu insanların tayt giymesine anlam veremiyorum. O konuda evet ama Nükhet'cim geneli kapsayamazsın. Cümle kurarken o zaman diyeceksin ki iri yapılı hani çok böyle kilolu insanlara hani yakıştırmıyorum diye söyleseydin. Okey ama bence çok yakışıyor. Bence sen de zayıf olsan ciddi anlamda taytı üstünden çıkartmazsın. Ben sana söyleyeyim. Bence böyle yani zayıf olsa sizce de öyle değil mi? Bilmiyorum insanlar ne düşünür bununla alakalı ama zayıf olursa bence Nükhet Duru sürekli tayt giyer. Şimdi buradaki şimdi taytla ilgili hanımefendinin bir sıkıntısı var zaten. Anladın mı? Ya beraber olduğu adam tayt giyen bir kadınla yakaladı. Beraber olduğu kişiyi ne bileyim anlam veremedim bununla alakalı. Yine klasik
magazin haberi olmak için. Yani aslında haber olmak için yapılmış bir şey. Konunun ana teması par. Sonra açıklamasına şöyle devam ediyor. Nukhet Duru şöyle devam ediyor. Starlık sistemine de karşı olduğunu belirten sanatçı, herkese rahatlıkla ulaşabilen bir dönemde starlık olayını bir kez daha gözden geçirmek lazım diyor. Ama şimdi Nukhet Duru, yani şimdi devir gelmiş 2022, teknoloji devrindeyiz. 90'lı yıllarda değiliz şu anda. Dolayısıyla herkes herkese ve sosyal medyadan bir şekilde yazabilir, bir şekilde oluşturur. Vallahi ben şimdi bu konuyu ele aldığım zaman tek hissettiğim ve bu konuyla ilgili yorumumu yapacağım. Nukhet Duru'nun ruhsal olarak bakın abi, ruhsal olarak bence hem de duygusal olarak bir sıkıntısı var. Çünkü bu açıklama var ya, böyle duygusal sıkıntı yaşayan bir kadının açıklaması. Mesela tayt giyen kızlara takması, işte starlık sistemine işte şu anda karşı olduğunu işte belirtmesi. Eski ünlüler ne istiyor biliyor musun? Eski ünlüler bence yeni döneme bazıları ayak uyduramıyorlar. Çünkü eskiden azlardı. Şimdi az oldukları için her şeyi onlar tercih ediliyordu. Şu an onların aslında dönemi bitti. Bence miladını birçoğu zaten doldurdu. Şu an sadece İtakaka devam eden bir şeyler var yani bu isimlerle alakalı. Ha bak, severiz Nukhet Duru'yu. Şimdi Nukhet Duru'yu severiz. Evet, başarılı bir sanatçı ama açıklamayı saçma buldum. Bence zayıf kadınlar her zaman tayt giymeli. Kesinlikle böyle düşünüyorum. Yo, o yüzden Nukhet Duru bu açıklamanı derhal düzelt. Hani bence derhal düzelt. Daha mantıklı bir açıklama yap. Çünkü bir anda haber olmak için verdiğiniz cümlelerin altı boş oluyor. O yüzden benim için de bu haber bir muamma konusu yani. Vallahi bir şey söyleyeyim, aynen. Ay, bunun bir türlü süslüsünü alamamamız peki. Yani bununla idare ediyorum, ne yapayım ya. Vallahi yapacak bir şey yok. Bugün dekoltenin anasını ağlatmışsın. Vallahi dekolteyi evet ağlattım çünkü... Ya dediğim gibi şimdi insanlar da yok zannetmesin. Anladın mı? Bazı insanlar böyle açıyor ya, çok hani gözümüze sokuyorlar. O yüzden ben de bugün açayım dedim. Yapmışlar bu konuyla ilgili. Ne yazmışlar Allah aşkına? Bu kız İmam Hatipli herhalde. Valla İmam Hatipli falan değilim ama yerine göre davranıyorum diyelim. Yerine göre davranırım. O yüzden yakışıyorsa açacaksınız yani. Yapacak bir şey yok. Evet, şimdi biliyorsunuz ki bir altın kelebek ödül töreni mevzusu var. Yine her yıl gerçekleşen, Aralık ayında gerçekleşecek 2022 altın kelebek ödülleri. Daha altın kelebek ödül töreni olmadan şu anda ünlülerin bu konuyla alakalı ver yansımları var. En başta şöyle bir şey söyleyeyim. Başarılı şarkıcı Tan, biliyorsunuz. Çok seviyoruz Tan'ı. Tan bir açıklama yapıyor. Bununla alakalı şöyle bir şey söylüyor. Tan aday göstermiş olduğu altın kelebek ödül töreninden gerek dünya görüşüm gerekse hiçbir ödül törenini yeterince bağımsız ve etik bulmamam sebebiyle çekildiğimi bildirmek isterim diyor. Şimdi Tan'ın bu açıklamasına geçtiğimiz zaman sadece Tan değil yani zaten bu uzun yıllardır bilinen bir şey. Yani altın kelebek ödüllerinin şaibeli olduğunu, bakın şaibeli olduğunu. Kim kimle, atıyorum sevgili ise birisi sevgilisine veriyor. Ya da bir adamın sevgilisi var, rica ediyor, verdirtmek zorunda kalıyor. Yani bu işler böyle deniyor. Ödül törenlerinin aslında hepsi şaibeli. Hatta bazıları, mevzuyu dağıtmak istemiyorum aslında. Ya bazıları zaten, bizim piyasada isim vermeyeyim, 3000 TL'ye ödül satıyor. Gerçekten söyleyeyim, 3000 lira veriyorlar. Ya neyin egosuysa ben anlamıyorum. Şarkısı mesela hiçbir yerde çalmıyor hanımefendinin. Bir anda yılın en iyi çıkış yapan ödülünü alıyor. Ya da bazıları var, atıyorum kadın eskortluk yapıyor. Bak gerçek söylüyorum şu an size. Kadın baba eskort. Bak anlatamam. Deniz bak, kadın baba eskort. Bütün piyasa biliyor. Bir bakıyorum ki ödül töreninde yılın annesi ödülü.
Ya da onur ödülü. Neyin onuru? Onur şeref yerlerde. Yani uzun lafı kısası konuya döndüğümüz zaman sadece bu ödül töreni değil diğerlerini de kapsar. Çünkü biz mevzumuz tabii ki altın kelebek. Şimdi sevgili Tancığımın böyle bir açıklaması oluyor. Kesinlikle çok haklı. Ve akabinde hemen her yerden çıkan kimden bahsediyor? Yine Sinan Akçıl. Valla sıkıldım senden. Bak gerçekten söylüyorum. Başladım şu yayına. 3. bölümdeyiz. Her hafta bir yerden çıkıyorsun. Bir Belgrad ormanlarından çıktın geçen hafta. Ondan önceki günde Aylin Coşkun'un parasını çorladı. Bir şeyler oldu. Ya yani dolayısıyla yine Sinan Akçıl da şöyle bir açıklama yapıyor. Gündem olmak için bence. Tamamen öyle düşünüyorum. Çünkü üretecek de bir şey kalmadı. Diyor ki bu altın kelebek ödül töreninden ödülü alamayacağını bir ödülü alamayacağını bilenler çekiliyor nedense. İlginç. Yeni bir akım açıklamasını yaptı. Şimdi bak bu cümleleri söylerken sevgili Sinan Akçıl yani bu cümleleri söylerken yani bence keşke bir kere daha düşünüp söyleseydin. Çünkü Altın Kelebek ödül töreni Doğan grubu şu an tabii ki Doğan grubu değil Hemir Ören grubu ve Kanal D'ye bağlı bir bünye yani Hürriyet gazetesine bağlı bir bünye olduğu için zaten sevgili takipçiler canlarım bakın. Bu zaten kendi bünyelerindeki insanlara bu ödülü veriyorlar. Yani atıyorum Kanal D'de kim çalışıyorsa ya da Hürriyet'te kim çalışıyorsa o bünyede kim varsa onlara veriyorlar. Ha dikkat çekmesin diye de oraları serpiştiriyorlar. Hani böyle bir iki tane serpiştiriyorlar. Hani çok mesela dikkat çekmesin diye. O yüzden Altın Kelebek ödül töreni gerçekten çok prestijli bir ödül töreni normalde. Sahne şovlarıyla muazzam bir gece ama bu şekilde şaibeli işler döndüğü için artık ünlüler teker teker kendilerini geriye çekmeye başladılar. Ve ben bir şey söyleyeyim mi? Bu sene bence birçok isim oraya gitmeyecek. Bakın kesinlikle söylüyorum. Ve önümüzdeki sene bence Altın Kelebek ödül töreni tamamen şey olabilir. Rafa kalkabilir. Çünkü gerçekten ciddiyetini kaybetti. Altın Kelebek'le ilgili böyle düşünüyorum. Sinan Akçıl'ın bu açıklamasını avam ve saçma buluyorum. Çok gereksiz. Ya alamayacağını düşündüm diyor. Aynen. Ya koskoca Tan için söylüyorsun. Zaten adam bir tane adamın yani yanlış anlamayın. Bir konser veriyor adam. Yani o kadar aslında seveni var ki o kadar kitlesi var ki ve yalan şarkısı zaten her şeyi bitiriyor. Biliyorsunuz bir yalan şarkısı yaptı yani böyle bir şarkı yok. Biraz söylesene. Ben söyleyeyim. Evet. Aslında o şarkının bende yarası var. Biliyor musun? Yalan ya sevdalar, aşklar. Yalan biliyorsun. Dur söyleyeyim ama yardım et. Tamam. Yalan dayanamam. Bu dünyadan yaranamam. Gitme sonum olur diyen bilir. Kalbin yalan. Vedan yalan bana aşktan söz etme ne olur senin sevdan dünyan yalan lap 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 oldu mu detone oldu mu? Yo bu çok güzel okudun bence. Aa, nice sanatçılara göre bence çok iyi. Stüdyoda... Kimler okuyor sen doktor olacaksın. Ay canım stüdyoya inince düzeliyor. Stüdyoya inince düzeliyor. Aynen böyle de Tancığımın şarkısını da yapmış olduk söylemiş olduk. Vallahi tam çok haklı kesinlikle Sinan Akçılı. Sadece geri çekilen o değil ki. Tamam aynen onları sayalım. En başta çok sevdiğimiz Yeşim Salkım geriye çekiliyor. Armağan Çağlayan, Işıl Yücesoy, Aslı Şafak, Özlem vesaire bir sürü oyuncu var yani şu anda sayamıyorum isimlerini. Zaten önümüzdeki haftalarda tekrar bu konu açılacak ve o zaman detaylı işleriz. Şimdi Sinan'ın yapmaya çalıştığı ne? Zaten Sinan'ın bakın bir sürü olayı var. Yani şu an başka bir olayı da var ama gerçekten T Magazin de yoruldu bence. Yani sürekli konuşuyoruz çünkü. Biliyorsun şu anda da gündeme bunun hemen akabininde Aleyna Kalaycıoğlu'yla şu anda gündeme geldi. O kim? Aleyna Kalaycıoğlu
yeni bir şarkıcı diyebiliriz. Yeni piyasaya çıktı. Survivor'da falan mı var? İşte yoksa? Aynen. Şu anda bir tutunmaya çalışıyor yani. Yeni bir şarkı işte çıkarıyor falan filan. Neyse konunun ana teması biliyorsun sevgili Burcu Kıraplı'dan ayrıldı. İkinciye boşandılar. Aşk dedikodusu çıktı. Aleyna Kalaycı oğluyla Sinan Akçıl'ın aşk dedikodusu çıktı. Ve Burcu Kıraplı bir açıklama yaptı. Bizim evimize geliyorlardı dedi. Hani Aleyna Kalaycıoğlu annesi falan. Abi diyormuş Sinan'a. Abi diyormuş. Burcu Kıraplı da hani bir şeyleri o kadar iyi biliyor ki tabii ki şu anda yalanladılar. Hani böyle bir şey yok dediler. Hani bilmem ne dediler. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bence var. Ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Burcu Kıraplı'ya çok güveniyorum. Burcu Kıraplı'yı çok seviyorum. Gerçekten çok seviyorum. Bence insanlar da Burcu Kıraplı'yı çok seviyor. Bayılıyorum o kadına, enerjisine. Hatta ilk evlendikleri zaman hakikaten demiştim ki yani Burcu Kıraplı'nın ne işi var dedim. Sen Akçıl'la ne işi var dedim. Gerçekten hayatı büyük sıkıntıya girdi. Biz bu piyasada, bu camiada kimlerin kime abi dediğini, kimlerin kime canım kardeşim deyip ondan sonra yatağına girdiğini gördük ki. Gerçekten bir şey söyleyeyim mi? Yani bu özellikle bizim piyasada inanılmaz var. Yani az önce Deniz'in dediği gibi abi deme bir gün lazım olabilir gerçekten. Bu piyasada inanılmaz var. Bakın bilemiyorsunuz. Mesela aynı masaya oturuyorsunuz. Atıyorum sizin sevgiliniz var. İsim vermiyorum. Mesela sevgiliniz var. Oturuyorsunuz aynı masada. Ama etrafta da 3-5 tane hanımefendi var. Böyle sözde hanımefendi. Ama mesela hepsiyle yatmış adam. Mesela geçmişte. Ama mesela aynı masaya oturuyorlar. O yüzden uzun lafın kısası. Böyle şeyler bizim camiamızda çok var. Ama şu an neye dikkat etmiyorsun? Benim kahvem yok. Benim kahvem neden? Arkadaşlar Tuğçe Hanım'ın kahvesi lütfen. Ayşe kız bak kahvemi getir. Yerim seni ya. Valla kahvem yok. Enerjim düştü. Valla enerjim düştü ama şimdi gelecek kahvem. Evet yani bu olayla ilgili tamamen böyle. O yüzden ateş olmayan yerden duman çıkmaz. Birine abi diyorsanız gerçekten mesela o senin abin kalsın ya. Birine mesela hani kardeşim dediğinizde kardeşim kalsın. Hani gerçekten bilmiyorum. O yüzden bu konuyu da böyle söylemek istedim. Araya böyle serpiştirmek istedim. Ya biliyorsunuz bir tane ünlü bir çift var dedim. Geçen hafta. Ve bu ünlü çiftin kocası başka bir ünlünün kocasıyla basılmış dedim. Yani değil mi? Böyle bir şey anlattım. Şimdi o programdan sonra gerçekten telefonlarım susmadı. Yani inanılmaz telefonlar aldım. Bununla alakalı. O yüzden şöyle bir şey söyleyeyim. Bu skandalı patlatmamaya karar verdim. Biraz daha bekleyelim ya. Ya parayı da teklif ettiler aslında ama ben para falan almadım. Hani öyle bir şey yok. Çok hatırı sayılır bir isimden telefon aldım. Yani sana bir şey söyleyeyim mi? Ne yalvarmak ne yalvarmak ama. Bak öyle böyle değil. Tuğçe'cim dedi ne istersen dedi. Hani, hani hemen dedi bak gerçekten söylüyorum. O yüzden bunu söylememeye karar verdim. Şimdi benim de gücüm bir yere kadar. Bir yerden duyulursa bilemem ama söylememeye karar verdim. Ha diyecekleri şeyi söylüyorum. Tam korktu. Ondan sonra tehdit edildi. Şimdi bazısı da şey diyebilir. Bence Tuğçe İngin'in bence bu olayla bir bağlantısı vardı. O yüzden belki anlatamadım. Vallahi çok hatırı sayılır bir ablamdan. Telefon geldi. Gerçekten Tuğçe yapma dedi. Yapma dedi kızım dedi. Gerçekten o yüzden ama bu söylemeyeceğim anlamına da gelmez ileride. Benim Samsun'um belli değil. Bana alışacaksınız. O yüzden bu konu böyle. Ve bu arada T-Magazine programımıza yorumlarınızı bekliyorum. İsteklerinizi bekliyorum. Daha çok yeni başladık aslında. Yavaş yavaş bir şeyler oluşacak. Ama yorumlarınızı neler istediklerinizi aşağıda gördüğünüz linke, yani şurada herhalde görüyoruz, abone ol hem tıklıyorsunuz, oraya isteklerinizi ve yorumlarınızı bildiriyorsunuz. Evet, şimdi İbrahim Tatlıses'le ilgili bir haberimiz var. Şimdi buna geleceğim ben. Ayşegül Yıldız, biliyorsunuz İbrahim Tatlıses'in eski eşi.
Bir açıklama yapıyor basına, yani bir röportaj veriyor ve röportajında şöyle bir şey söylüyor İbrahim Tatlıses'le alakalı. İbrahim Bey kadın döven zorba biri olarak yansıtılıyor. Aslında çok kibar biri. Eğer yansıtıldığı gibi biri olsa neden insanlar yıllarca onunla beraber olsun? Ben hiç şiddet görmedim. Şimdi ben bu açıklamaya gerçekten gülerim. Bu açıklamayı bir insan hakikaten yaparken tatlışkom, yani bu açıklamayı yaparken şimdi geçmişe bir dönüp bakmak lazım. Ben hayal mi görüyorum? Asena ile kavgaları olmadı mı yıllarca? Asena'yı bırak, Derya Tuna. Derya Tuna'nın başına neler geldi hatırlayın, yani bir Pelin sürü. Pelin Savaş da var, yani bir sürü ünlü kadının. Bunu ne için yapmış olabilir? Tamamen tamam, şu an İbrahim Tatlıses sonuçta maddi olarak da destek sağlıyor. Hani bir şekilde finans olarak sağlayabilir. Nafaka ödüyor, manevi bir bağ vardır. Şöyle bir şey söyleyeceğim bununla alakalı. Şimdi sevgili Ayşegül Yıldız. Öncelikle böyle söyleyeyim. Yaptığınız açıklamayı komedi olarak adlandırıyorum. Çünkü şimdi geriye döndüğümüz zaman birçok insan televizyonlara çıkıp ekmeğimle oynadı diye açıklamalar yaptı. Sibel Gökçe televizyona çıktı ve bir takım konuşmak istemiyorum açıklamalar yaptı. Çıktı, ne söyledi? Ben tecavüze uğradım dedi. İbrahim Tatlıses tarafından ve tamam birçok sanatçı uğradı dedi ve o günden sonra ne olduysa Sibel Gökçe'nin işleri engellendi. Bakın o günden sonra geriye gittiğimiz noktada mesela şimdi böyle şeyler oldu. Şimdi yani bunlar da oldu, sonuçta yaşandı. Dediğim gibi birçok insan da mağdur edildi. Ya bir şey söyleyeceğim Ayşegül Yıldız. Yani gerçekten sen neyin kafasını yaşıyorsun? Yemin ediyorum bir şey söyleyeyim, karnım ağrıyor stresten. Yani bu kadar dediğim gibi kadın mağdur olduğunu söylerken, bu kadar insan sıkıntı yaşadığını söylerken, yani bir sürü olay var. Yani geçmişe baktığımız zaman nasıl dersin ki hiç kimse işte niye ona zorba diyorsunuz, o zorba biri değil ya da işte böyle biri değil, insanlara şiddet gösteren bir insan değil. Bunları yapma. Gerçekten hiç yakıştıramıyorum. Bir şey kullanırken, bir cümleyi kullanırken gerçekten sevdiğiniz bir insan olsa bile mantıklı yorumlar yapın ki komik duruma düşmeyin. Şimdi gerçekten sıradaki habere geçiyoruz. Yani gerçekten ikinci sayfa bir habere geçtik şu an. Magazinden, magazin gündeminden. Herkesin çok sevdiği böyle sabahın yıldızlarından bir isim. Çok izlenen bir program. Sevgili Müge Anlı ile Tatlı Sert efendim. Bu Tatlı Sert programında sert dakikalar gerçekleşti. Yani zaten tatlı hiçbir olay yok. Bak şimdi bir şey söyleyeyim. Buna takıldım şu an. Müge Anlı ile. Müge Anlı ile tatlı ile sert var ya. Ha, tatlı bunun neresinde? 10 senedir tatlı hiçbir konu görmedim. Hep sert konular, hep sert konular. Neyse işin şakası bir yana. Müge Anlı'yı tabii ki çok seviyoruz. Çok saygı duyuyorum. Gerçekten bayılıyorum ona. Ay ne oldu biliyorsunuz değil mi? Bir tane adam Mustafa. Adı lazım değil. Aynen Mustafa. Efendim yüzlerce kişiyi dolandırıyor. Yani 50 milyon kadar bir parayı alıp insanları dolandırıyor. Ve sırra kadem basıyor. Ondan sonra estetikler yaptırıyor. İşte böyle yüzünü falan değiştiriyor. Hatta şu anda da görüyorsunuzdur o tarafta. Baktığımız zaman adam... Evet. Hani evrim geçirmiş, anladın mı, before after olarak şöyle bir, çünkü herhalde çok estetik yaptırmak istemiş valla. Hani demek ki ömrü boyu tanınmamak, hani istediği için. Şey, ha, tanınmamak için. Şimdi kaç tane insan çıktı efendim, insanları şöyle kandırıyormuş, işte yağ işi yapacağım, işte bir sektöre sokacağım sizi. Bir yağ sektörüne sokacağım, onu bunu yapacağım diye sen insanları kandırıyor. Ama insanlar var ya, ay nasıl çıkıyorlar ama paramı dolandırdın diyor. Bir de bu adam, bu Mustafa
işte avukatım var, avukatım var, işte avukatım şey yapacak, işte size dava açacak diyor. Müge Anlı her zamanki o güzel duruşuyla beraber, ne avukatı ne avukatı diyor. Oradan bir tane hanımefendi var, böyle diyor. Bunun arkasında biri var, biri var, bağırıyor kadın. Müge Anlı her zamanki dik duruşuyla. Arkasında yok onun biri canım benim. Arkasında yok. Birazdan seni yakalayacaklar diyor falan filan. Sonra yaka paçağı. Yaka paçağı adamı yakalayıp hop, bir şekilde içeriye gönderiyorlar. Şimdi bunu tabii ki de üzüldük yani. Benim aslında şok olmam ve gülmem. Biraz neden dikkatli davranamıyorsunuz yani, ama bir şey daha söyleyeyim size. Vallahi bu tarz insanlar efsunlu. Vallahi bak bir şey söyleyeyim mi? Bana kim katılır bilmiyorum. Sadece efsun yapıyorlar yani. Böyle metafizik yoluyla gerçekten insanları etkilediğini düşünüyorum. Mesela niçin bu adama bu kadar insan inanıyor ve bu kadar parayı veriyor? Adam gerçekten çok profesyonelmiş ama. Yani o kadar parayı alıp düşünsene yani, nasıl yapabiliyorsun bunu? Hakikaten çok enteresan bir konuydu yani. Ama zaten Müge Anlı'nın el attığı bir şeyde kurtulma şansı var mı? Yani sokaktan alırlar seni yani. Türkiye'nin en çok izlenen programı. En çok izlenen programı yani. Bu konuyla alakalı böyle. O yüzden dolandırılma olayı çok kötü bir şey ya. Başa geldim seni. Yani teşebbüs edildi ama yemedin. Benim başıma geldi biliyor musunuz? Şimdi bak yorumlara yazarlar. Hem başına geliyor kadın hem niye gülüyorsun? Anladın mı? Bakın siz beni anlamıyorsunuz. Ben neşeli bir kadın olduğum için ben her zaman gülebiliyorum. Hani olaya takılmayın. Benim nasıl başıma geldi biliyor musunuz? Bak bundan 4-5 sene evvel bir tane bir adam ulaştı bana. Tuğçe Hanım merhaba, nasılsınız, nasılsınız falan filan. Neyse ondan sonra bana böyle bir işten bahsetti. İşte bir yere işte 2000 TL yatırıyorsunuz Tuğçe Hanım. Şu an çok net hatırlamıyorum konuyu. O 2000 TL size 7000 TL olarak geriye dönüyor dedi. Bak bana o zaman, yoksa aynı şey senin de başına geldi, buna benzer mi? Ve gerçekten ben o 2000 TL'yi, hatta arkadaşım vardı, bayan arkadaşım, gecenin 12:30 gerçekten hangi aklı selim hani ve biz gerçekten 1000 lira 1000 lira para yatırdık. Adam sıra kalem bastı. Yani 2000 ile kurtulduk aslında. Nasıl yaptığıma o an inanamıyorum mesela. Çünkü o an şey düşünüyorsun. O kadar mesela inandırıyor ki. Hani o kadar mesela böyle bir şeyler söylüyor ki, bir şeyler anlatıyor ki. Hani ona böyle bir inanasın geliyor. Gerçekten yani konuyla alakalı söylediğimiz. Neyse adam şey olmuş, yakalanmış. Şimdi efendim sıradaki haberimize geçiyoruz. Genç oyuncu biliyorsunuz Hafsa Nur Sancak Tutan'ın dijital platformda bir dizisi var. Hatta o dizide Demet Özdemir'le birlikte oynuyor. O diziyi paylaşıyor. Şimdi o diziye şöyle bir ele aldığımız zaman orada bir mastürbasyon sahnesi var. Hani böyle bir mastürbasyon sahnesi var yani. Hatta bu mastürbasyon sahnesi çok konuşuluyor. Bunun akabininde hemen Hülya Avşar, efendim Avşar kızı, sevgili Hülya Avşar olaya bir şekilde dahil oluyor ve bu konuyla alakalı yorum yapıyor. Geçmiş zamanlardaki gibi zannediyorlar hala kendilerini. 90'lı kafalar, hani 2000'li kafalar. Hani ablam mı teyzem mi halam mı olayları vardı ya biliyorsunuz çok eskiden. Hani onun gibi bir şey oluyor, yine cevap veriyor. Hülya Avşar ne diyor biliyor musunuz? Bu filmde şimdi mastürbasyon sahnesini Hafsa Nur Sancak Tutan yapıyor. Hani orada bir mastürbasyon sahnesi var. Gördüğünüz gibi. Ve Hülya Avşar da diyor ki Berlin filmindeki sahnesine benzetiyor Hülya Avşar. Hülya Avşar'ın senden önce çektiği bir film var ve o mastürbasyon sahnesi, Hafsa Nur'un o mastürbasyon sahnesinin aynısını Hülya Avşar da zamanında o mastürbasyon sahnesini yapmış ve o işin patenti bende demiş. Ben o işi 20 yıl önce yaptım. İşte dünya sineması işte yeni çekiyor. İşte o sahneleri yapan işte çoktur falan filan yani. Yani mastürbasyon sahnesinin sen patentini alsan ne olur ya? Ya da patentten bahsetsen ne olur ya, patenti bende. Sanki muazzam bir oyunculuk sergilenmiş gibi. Hani ödül aldım o film.
Tamam, ödül almış olabilir. Ödül almış olabilir, o tamam. O sahne sayesinde. Tabii sahne zaten çok etkileyici yani. Hani anladın mı? Bizim ülkemizde biliyorsun böyle, tamam önemli, ben bir şey söylemiyorum ama yani her şeye de atlama be arkadaş. Yani mesela tamam mı, onu sen yapmışsın. Yani 20 sene önce yaptığın bir şey bu senin. Yani şu an başka bir konu konuşuluyor. Hayır, o neden söylüyor biliyor musun? Aynı kare. Ay ne bileyim, acaba oradan da mı bakmış olabilirler? Esinlenmiş olabilirler mi? Hülya Avşar'ın yani o işi ben 20 sene önce yaptım demesi. Ama bu keşfedilecek bir şeydi ki, mastürbasyon yapmak. Hani bilmiyorum şimdi. Mesela mastürbasyon yaptığımız zaman ya da işte yani kendim için söylemeyeyim de hani insanlar yaptığı zaman hani bunun patenti nasıl onda oluyor yani? O hani hayır, o sahneyi söylüyor. Sahneden bahsediyor. Tam sahneden bahsediyor da ama o sahnede çok özel bir sahne değil ki. Bir sürü oyuncunun... Kadınlar yapıyor mu normalde bunu? Mastürbasyon mu? Hı. Kadınlar yapıyor tabii. Kadınlar yapıyor. Ama kadınların mastürbasyon yapmasını anlamıyorum. Bence kadınların işi zor mastürbasyon yaparken. Bence işi çok zor. Öyle düşünüyorum ben. Erkekler çok yapar çünkü. Erkeklerin yapmasıyla kadının yapması bir değil. Ama ben o görüntüyü görmek istemiyorum. Sen gözümün önüne geldi. Nasıl yapıyorlar ki onları? İstemiyorum. Valla yani bir şekilde yapıyorlar işte. Artı 18'e geçiş yaptık şu an. Parmak kullanan var. Ne bileyim işte film izleyenler vardır. Var yani bir şeyler. Öyle bir söylüyorsun ki böyle biraz da onlardan bahsediyorum. Arkadan gelen yeri. O yüzden bazı isimler bir şey üretemiyorlar ve bu hastalık bence. Gerçekten üretim için yani o konuşulmak için her şeyi yaptıklarına inanıyorum. Her şeyi yapıyorlar. Gerçekten bak, bir gün ben bir televizyon kanalında çalışıyorum. Orada işte magazin yapıyorum. Çok eski yani bu. 5 sene önce falan. Bir şekilde benim önümde bir program var. Ondan sonra o program böyle işte astrolojinin konuşulduğu, işte aldatılan kadınlar bağlanıyor telefona falan filan. Bir şekilde o sunucunun işine son verildi. Yani o çalışan sunucunun, çok da düzgün bir kadındı yani, böyle evliydi, işte çoluğu çocuğu olan. Tabii düzgün olunca bazı şeyler olmuyor, devam etmiyor olabilir. Sonra hasbelkader onun yerine biri getirildi. Bir anda ama. Bir anda bir değişiklik oldu. Allah Allah dedim, yani bu değişiklik neden oldu? Sonuçta o kadın sizin emektarınız, hani böyle mesela 4 sene 5 sene çalışıyor falan. Ondan sonra ay bir gün size bir şey söyleyeyim mi? Zarfın içinde para alacağım. Bildiğiniz zarftan alıyoruz para, yani sunuculuk parası. Genel müdürlüğün odasından çat çut tak tuk sesler, seks sesleri. Size anlatamam. Ünlü mü kadın? Yarı ünlü diyebiliriz. Arada bir televizyona çıkan. Mesela o gün anlamıştım. Ha, hatta bilmiyor musunuz, çok eskiden bir tane daha ünlü bir kadın var. Herkes biliyor. Yayına çıkmadan önce kanal patronuna şey yaparken, yapıyor. Yani müdürün odasında ve ondan sonra yayına çıkıyor ve patron onu izliyor. Her sabah gündüz kuşağı. Tamam, tüyoyu verdim artık, gerisini siz düşünün, alttaki linke yazın yani. Ünlü bir kadın ha. Bu. Ya ünlü, bayağı ünlü yani. Hala skandallarıyla ünlü. Daha çok ünlü. Dış ses konuşsun. Deniz. Demet Akalın. Hesapçı. Sibel Can. Politik. Seda Sayan. Sanki bir böyle bir böyle gibi. Yani ortada, anladın mı? Ebru Şallı. Beynini ve zekasını iyi yönetemeyen biri. Gülben Ergen. Strateji kadını. Seren Serengil. Duygusal. Bebek gibi. Yeşim Salkım. Güçlü, öfkeli, tehlikeli. Çok korkuyorum. Bülent Ersoy. Hüzünlü. Geçmişin verdiği o acı şeyleri hala içinde tutuyor. Yalnız. Yeliz Yeşilme.
Yanlış kararlar veren biri. Aleyna Tilki. Zeki. Ama iyi planlamalar yapamayan sanki. Evet. Tima Gezi'nin sonuna geldik. Haftaya yine burada olacağız. Bana bakın kız. Yorum yapmayı bak unutmayın, anladın mı? O aşağıda gördüğünüz link var ya. Link var ya. Oraya tıt 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 abone olun. Yorum yapın. Vallahi uyarım sizi. Boşuna çalışmıyorum burada ben. Haftaya görüşürüz. Hadi bay bay. Kendinize iyi bakın kız. Hadi. Hadi bay.